Merhaba arkadaşlar, Houdini dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Houdini'de bir cismin bir poligon üzerinden istenen hedefe ulaşmasını sağlayacak bir vex komutu yazmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ne ulaşacağız? Bir daha önceden hazırladığım bir sahnem vardı, onu göstereyim. Burada bir topumuz var, kırmızı topumuz var ve burada bir cisim üzerinden hareket ederek şuradaki hedefe ulaşacak. Buradaki hedeflerimiz tamamen bizim belirleyeceğimiz gibi şekilde ayarlanmış. Yani istersek bu hedeflerimizin yerlerini değiştirerek buradaki cismimizin oraya doğru ulaşmasını da sağlayabiliriz. İletişimimize bastığımız zaman dikkat ederseniz buradan hedefimiz cisim üzerinden hareket ederek oraya ulaşıyor. İstersek biz buradaki hedefimizin konumunu başka bir tarafa alıp ve iletişime bastığımız zaman göreceğiz ki artık bu tarafa doğru yaklaşmaya başladı. Ya da buradaki hedefimizi tekrar buraya alalım. Biz başka bir cisim üzerinden bunu yapsak, burada ayarlanmış bir cisimimiz vardı. Mesela bunun üzerinden gitmeye çalışalım. Şimdi bakın topumuz burada. Başlangıç noktamız bu hedefimize yakın. Ve bitiş noktamız da burada. İsterseniz bunu gene bir seçip şöyle biraz düzeltiyorum. Yukarıya alalım. Ve play tuşumuza bastığımız zaman topumuzun buna yakın bir noktaya doğru hareket ettiğini gördünüz. Amaçladığımız temelde budur. Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için sıfırdan bir proje açalım. Yeni bir proje açıyorum ve kaydetme diyorum. Buradan başlayalım. Biraz hızlı yapmaya çalışacağım çünkü zaman alan bir şey. Şimdi öncelikle bir geometri nesnesi oluşturuyorum. Her zaman olduğu gibi içine girdim. Bunu sildim. Basit olarak bir point, bir nokta oluşturmak istiyorum. Bunun için add komutunu kullandım. Add komutunu buradan bir nokta oluşturacak şekilde ayarladım. Ve bir de üzerinde hareket edeceğimiz bir poligona ihtiyacımız var. Bunun için de grid kullanacağım. Grid'imi de kullandım. Grid'im burada. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey bunun koordinatları. Burada şu şekilde döndürürsek şunu görmemiz gerekiyor. X koordinatı burası, Y, Z burası, Y de yukarıya doğru. Evet. Yani burada X, Z koordinat üzerinden bir takım rakamlar var. Şuradaki 5 değerine de dikkat ederseniz anlıyoruz ki şurası eksi 5, eksi 5. Burası da artı 5, artı 5. Örneğin bizim noktamız şurada olsun konumu. Hedefimiz de şurada olsun. Buranın konumu 6'ya 6, eksi 6'ya 6 olacak. Dolayısıyla bizim noktamızın konumumuz öncelikle eksi 6'ya eksi 6 olarak belirliyorum. Noktamızı açtığımız zaman burada olduğunu gördük. Şimdi artık bir de hedefimiz var. Hedefimiz de burada. Buraya ulaşmak istiyoruz. Poligonumuz da burada. Mantığımız şu olacak. Komutumuzdaki. Öncelikle buradaki noktamızın bu poligona en yakın olan noktasını bulacağız. En yakın olan noktamız burada. Burada buraya konumlanacağız. Daha sonra bu noktanın komşularına bakacağız. Biz bir poligon üzerinden hareket ettiğimiz için poligonun edge'leri var. Edge'ler üzerinden gitmesi gerekiyor. Bunun en yakın komşuları dikkat ederseniz burası ve burası. Rakamsal olarak bakacak olursak burada bakın dikkat ederseniz öncelikle 0 numaralı noktayı bulacağız. Sonra 1 ve 10 komşularını bulacağız. Bu komşulardan buradaki hedefe en yakın olan hangisi ise onu tercih edip oradan aynı şekilde algoritmamıza devam edeceğiz. Buna benzer bir yapıyla buraya ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bunu yapmak için bu dönemde solver kullanacağım. Solver'lar adı üstünde hesaplamayla alakalı işlemleri yaptığımız bir şey. Daha önceden bildiğimiz dynamic operatörler, dynamic network'ler de aslında bir çeşit solver'dır. Solver'ın üzerinde bazı ayarlar var. Bunlara hiç girmiyorum. Yani burada start başlangıç noktasını ve substep denilen yani bir frame atladığında kaç tane işlem yapacağıyla alakalı bir değerimiz var. Bunlara dokunmuyorum. Yani burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bazen solver'lar yanlış hatalı işlemler yapabilirler. Bu tür durumlarda solver'ı resetlememiz gerekebilir. Öncelikle solver'ın birinci girişine point'imizi, ikinci girişine grid'imizi koyuyorum. Ve solver'ımı açtıktan sonra bunun içine girdim. Solver'ımızda en temel şey previous frame dediğimiz, yani bir önceki frame'deki değerleri de buna taşımış oluyor. Bu şekilde biz animate edebiliyoruz. Burada ikinci girişimiz bizim grid'imizi belirliyor. Birinci girişimiz zaten şu andaki mevcut noktamızın konumunu belirliyor. Şu noktayı belirliyor. Previous frame'de bir önceki noktanın konumunu belirliyor. Buna göre gideceğiz. Noktamızı hareket etmek için vex kullanacağım ben.
Bunun için de Point Wrangle denilen nodumu kullandım. Point Wrangle VEX kodlarının içine yazabileceğimiz bir nod. Bu bir expressions komutu olarak düşünmeyelim. Bu aslında bir çeşit C'de derlenmiş bir program gibi düşünebilirsiniz. Mesela oldukça hızlıdır. Bir derleme aşaması vardır. Başka özellikleri de var Point Wrangle'ın. Yani oldukça hızlı, multi-thread dediğimiz, yani aynı anda pek çok işlemi yapabilen bir yapı. Şimdi bunun birinci girişine bizim point'imizi, önceki konumunu, ikinci girişinde de bizim grid dediğimiz, yani ikinci girişimizi koyduk. Buradan Wrangle'ımızı çalıştırdık. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle bir hedef belirlememiz gerekiyor. Hedefimiz bir vektör olacak ve dikkat ederseniz buradaydı. Bizim hedefimiz de şu tarafta, şurada olacaktı. 6'ya 6 konumunda olacaktı. Ben bir vektör tanımlıyorum. Vektör. Buna hedef diyorum. Hedef. Hedef eşittir. Hedefimiz şu şekilde bir küme parantezi açıp hedefimizi 6,6 şeklinde belirleyebilirim. Bu benim hedefim. Evet, parantezleri bulmakta zorlanıyorum. Hedefimizi belirledik. Buradan hedefimiz. Şimdi öncelikle bizim konumumuzu, nokta konumumuzu bir değişken atamak istiyorum. Daha sonra bu değişkeni tekrar nokta konumumuza atayacağız. Vektör, buna konum diyelim. Konum. Ve bu bizim şu andaki mevcut noktamızın konumu, yani şuradaki noktamız. Bunu da yazdık. Devam ediyorum. Bizim noktamızın en yakın komşusunu, en yakın şeyini bulmam lazım. Değerini, gridimize en yakın değerini bulmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz daha önce bunun üzerinde durmuştum. Buradaki noktanın en yakın noktası şu. Yani bunu bulması gerekiyor. Ve bunun da şöyle açtığımız zaman göreceğiz ki üzerinde bazı noktalar var. Nokta değerleri var. 0 bunun indeksi, 1 bunun komşuları. Öncelikle 0'ı bulacağız biz burada. 0'ı bulduktan sonra 0'a konumlanacağız. Sonra 0'ın komşularına bakacağız. Komşusu 1 ve 10. Bunlardan buradaki noktaya en yakın olanın hangisi ise, ki şu anda eşit görülüyor. Eşitse bunlardan birini tercih edeceğiz. Ve daha sonra bunun üzerine gelmiş olacağız mesela. Bunun üzerindeyken bunun komşularına bakacağız. Bunun komşuları bu şekilde ilerleye ilerleye biz buraya ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bunu yazdıktan sonra bizim az önce de söyledim. Şu sıfır numaralı konuma ulaşmamız gerekiyor. Bunun için near points diye bir komutumuz var. Near points ne yapıyor? Öncelikle bir poligon belirlememiz gerekiyor. Poligonun adresi, burada 0 ve 1 şeklinde girişlerimiz var bizim. İkinci girişinden alacak adresi. Yani şu poligonumuzu kullanacak. Dolayısıyla 1 numara yazıyorum buraya. Daha sonra hangi noktaya en yakın konumu belirleyecek? Bizim konumumuza en yakın noktayı belirleyecek. Daha sonra da parantezimi kapattım. Şimdi bu bir indeks döndürüyor. Bir koordinat döndürmüyor. Dolayısıyla bir indeks aldık. Yani 0 numaralı indeks. Az önce de söylemiştim. Yani şu anda 0 değerini vermesi gerekiyor bunun. Dolayısıyla bunu bir değişkene atayalım biz. Değişkenimizin ismi de yakın nokta olsun. Bu bir integer değer olacak. İndeks olduğu için. Ve yakın nokta. Yakın nokta diyelim. Evet, yakın nokta yazdık. Şimdi bu indeksi belirledikten sonra bizim bu yakın noktamıza, yakın noktamızın komşularını bulmamız gerekiyor. Bunun için de gene bizim neighbor points, yani komşular, bu noktanın komşularını bulmamız gerekiyor. Öncelikle burada hangi girişten alacağız bunu? Onu bir belirleyelim. Pardon, burada tabii bir şey yapmamız gerekiyor. Burada ilk girişimiz bir kere bizim hangi geometri üzerinden alacağımız, yani bir yazmamız gerekiyor. İkinci olarak da bizim bu hangi noktanın komşularını bulacağız. Biraz önce bulduğumuz yakın noktanın komşularını bulacağız. Şimdi arkadaşlar bu bir bize bir dizi sonucu dolduracak. Yani burada
göreceğimiz şey şu. Şu noktanın yakın komşuları 1 ve 10 değerlerini bir dizi sonucu olarak vermiş oldu bize. Dolayısıyla burada bir dizi tanımlamamız gerekiyor. Int, bizim bunu isterseniz komşular diyelim bu dizimizin ismine. Diziler şu şekilde tanımlanıyor. Köşeli parantez, aynı C'deki mantıkla bu şekilde tanımlamış olduk. Peki acaba burada niye points değil? Ben bunu yanlış söyledim. Bu arada bu neighbor bu şekilde olacak. Bu bizim komşularımızı tanımladı. Bu ise en yakın noktamızı tanımlamıştı. Şimdi isterseniz bunu bir print edelim. Doğru olup olmadığını bir görelim. Printf kullandık. Parantez açtık. Neyi yapacağız? Komşuların çıktısını alacağız. Şimdi buraya da bizim bu şekilde yazarsak komşu değerlerimizi vermesi lazım mantıken. Random'ı açalım ve burada gördüğümüz gibi 10 ve 1 değerleri bizim işimizi görür. Dizimiz aktarılmış. Peki. Buradan devam edelim. Bunu kapatıyorum. Kapattım. Şimdi bu komşularımız üzerinde döneceğim ben. Komşularımızı tek tek bakacağım. Dolayısıyla for each döngüsü kullanıyorum. For each komşumuz bir integer olacak. Gene bir indeks değeri verecek. Dolayısıyla buna komşu indeks diyelim. Ve komşularımızdan alsın bunları. Ve küme parantezimizi açalım. Küme parantezimizi kapatalım. Arasına bazı şeyler yazacağız. Şimdi ben komşu indeksimi de aldım. Bu komşumuza ait benim konumunu almam gerekiyor. Konumunu almak için de burada bir vektör tanımlamam gerekiyor. Vektör komşu diyelim buna. Komşumuz points ile biz bu konumu alabiliriz. Points'in birinci girişinde her zaman olduğu gibi bizim girdiğimiz adresi 1. İkinci girişine hangi özelliğini alacağız? Konumunu alacağız. P points özelliğini alacağız. Ve aynı zamanda da hangi indekstekini alacağız? Onu da az önce komşu indeksle almıştık. Onu da buraya yazalım. Şu anda elimde bir konum var. Bu konumum şunlardan bir tanesinin konumu, koordinatlarını almış oldum. Bu koordinatın şu hedefimize olan uzaklığını hesaplamamız gerekiyor. Bunun için distance dedim. Ve hedefimle komşum arasındaki uzaklığı hesapladım. Bunun ne olmasını istiyorum ben? Daha küçük ya da eşitse eğer neyden? Yani distance bizim mevcut konumla hedef arasındaki uzaklık. Eğer böyleyse ki bunu if içerisinde yazmamız gerekiyor. Açtık. Kapattık. Daha sonra küme parantezimizi açtık, kapattık. Burada geldik. Evet. Şimdi burada bunun içerisine şunu yapmış olduk arkadaşlar. Burada biz gridimiz vardı. Konumumuz buraya geldi. Buradan iki komşumuza baktık. İki komşumuzdan mesela şu komşumuz için bakacak olursak bunun hedefe olan uzaklığıyla benim şuranın hedefe olan uzaklığından hangisi daha küçükse konumumu oraya konuşlandırıyorum. Konumum benim komşum olsun. Komşu olsun. Ben yanlış yazmışız. Evet. Eğer değilse zaten mevcut durumda devam etsin. Şimdi bunu en son bitirdikten sonra tabii bizim şu anda daha pointimiz aynı noktada. Konum değerini bu sefer point'e aktaracağım. Mesela P eşittir konum diyeceğim. Burada
temel olarak kodumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi UX ile alakalı bazı problemler çıkabiliyor. Bunların bakmamız gerekiyor. Şu anda herhalde bir problemimiz var mı? Yok. Şu anda aslında çalışıyor, görünüyor. İsterseniz bir deneyelim. Ben öncelikle buradan bir dışarı çıkaracağım. Solver'umu bir resetleyeceğim. Resetledikten sonra aşama aşama gidiyorum. Bir aşama sonra bakın buraya geldi. Bir aşama sonra buraya geldi. Şimdi nereye gidiyor? Bizim hedefimize doğru noktamız gidiyor. Bunu açacak olursak bizim noktamız buradaydı. Ve buradan aşama aşama hedefimize doğru gitti. Arkadaşlar bunu biz istersek ne yapabiliriz? Buradaki noktamızı bir resimimize aktarırız. Ve bunu mesela buradaki gridimizi biraz daha ayrıntılı yapabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Biraz çözünürlüğünü arttırırım. 50-50 yapalım mesela bunu. Hatta bu da yetmedi. Bunun daha ayrıntılı olmasını istiyorsam buraya divide ederim bunu. Divide ettiğim zaman tabi burada noktalarımızı kaldıralım. Divide ettiğim zaman şöyle bir görüntüyle karşılaşacağız. Bakın aynı zamanda bu üçgenlere bölünmüş oldu. Daha çok ayrıntı olmuş oldu. Daha çok komşu olmuş oldu. Ve bunu bir dağ görüntüsü yapmak için mountain koyabilirim. Mountain koyduğum zaman buradan bir dağ görüntüsü elde etmiş oldum. İsterseniz bunun dağla alakalı yüksekliğini arttırabiliriz biraz. Ve buradaki frekansını düşürürsek offset şu anda göremiyorum. Nerede element size desek. Biraz daha yayılmış oldu. Ve bu şekilde ayarlarıyla oynadıktan sonra yüksekliğini biraz daha arttırabiliriz. Bir dağ görüntüsü oluştururuz. Bunun üzerinde noktamızı hareket ettirebiliriz. Şimdi şunu açalım. Şunu açalım. Burada noktamız nerede? Bir dakika noktamızı da görelim. Rakamsal olarak gördük. Noktamız burada. Play tuşuna bastığımız zaman bakın. Hızlı gidiyor. Ama hızlı gitmesini de daha sonradan başka şeylerle ayarlayabiliriz. Temel olarak yapımız bu şekilde çalışıyor. Ve en son bitirdiğimiz şekline getirecek olursak bu şekilde ya da bizim de bir alalım gene. Bir dağ üzerinden hareket eden bir nokta olarak gösterebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.